ağlayamıyordum. Ama bana yönetmenler Tuğba çok iyi görüntü veriyorsun. Her oyuncu ağlayamıyor zaten diye gönlümü alıyorlardı. Bende de bir mükemmel şeydir, böyle mükemmelciliktir gidiyor. Yok dedim, oyunculuk böyle bir şey değil. Ağlamak en kolayı. Yani bir sürü oyuncu yanımda ağlarken ben öküz müyüm neyim ağlayamıyorum. Hala da bir öküzümdür. Ya estağfurullah. Ben bunu kendime yediremeyip kompleks yaptım ve bu işte başarılı olamayacağımı düşündüm. O duyguya ben o hani sanat... Hani biraz belki yapımcılık tarafı, yönetmenlik tarafım belki, karakterim ona yatkın. İlerleyen zamanlarda bunu deneyeceğim. Ağlamayı yönetilmeye çok uygun değilim. Bir de onu diyebilirim. Sonuç olarak sen şimdi ağlayamıyorsun. Ağlayamıyorum ama... Çağır bir Tarkan'ı, çağırsaydık o zaman o dönemde. Bunun benim hırs yapma sebebimi hala anlamış değilim. Mesela şimdi olsa... Ya bir insan ağlayamıyorum diye hırs yapar mı? O da ayrı. Ağlayamıyorum diye ağlıyor değil mi? Ben çok aşıktım o zamanlar yaptığım işe. Yani beni birdenbire meslek sahibi yapmıştı Osman Sınav. Tamam. Ama ben o duyguyu veremediğim için aldığım senaryolarda gıcık oluyordum kendime. Belki yüz hatlarım oturmamıştı. Belki kullanmayı bilmiyordum. Gülen kız oyunu yazsalardı sana ne? Yani ben istediğim kariyerine... rollerin kadını olabilmem için çok iyi bir oyuncu olmam lazımdı. Kafamda bir kadın şekli vardı. Ne gibi? Nurgül'le arkadaşımdı. O dönemin kızlarıyız biz. O tayfayız. Nurgül ve Başak Sayan, bir de Özgün Amal. Biz üçümüz aynı dönemde. İşte film setlerinde birbirimizi tanımaya başlamıştık. Ben bana hep diyorlardı. Bende şey vardı, yönlendirilmek biraz zorlanıyordum. Çünkü onların bir eğitimi vardı. Bir ailelerinden aldıkları destek vardı. Benim ailem böyle patladak bu işe girdiğim için zaten çok fazla bu konuda bana bilgi sahibi olamıyordum. Yönlendirilemiyordum öyle diyeyim. Yani belki daha sonra bu işin arka tarafında olursam hani üzülmeyeceğim bu mesleği yapamadığımı. Evet, çünkü ben yönlendirilemediğimi hatırlıyorum. Galiba iyi bir gözlemciyim ama bunu oyunculuk anlamında değil de yönetmenlik, yapımcılık alanında ilerleyen yaşlarda belki kendi senaryomu yazarsam değerlendirebilirim. Bir gün karşına ağlayamayan bir kız çıkarsa onu gönderme, kariyeriyle oynama yani. Hayır, buna kendi karar verdiğinde ondan nasıl desem oturur konuşurum. Sen yönetici bir ruha sahipsin, ağlayamıyorsun. O yüzden mutlaka bu işin öbür tarafında sen bırak, bulman lazım. Git bir tane şey albüm çıkart, yürü git bir oradan yürü. Bir tek ağlayamamak da değil. Vardı yani takıldığım şeyler. Hayır, ağlayamayan yönetici olamıyor mu ya? Mesela ben istemediğim elbiseyi giymek istemiyordum. İşte saçı yaptırmak istemiyordum. Makyajı yaptırmak istemiyordum. Böyle bir şeydim yani. İyi, güzelmiş. Şimdi ve tamam. Yönetmezsin artık. Öyleyken seviyorlardı bir de. Öyle, bir de seni öyleyken seviyorlar. Evet. Şeyken nasıl olur? Sorunlu mu? Estağfurullah. Sorunluyken. Sorunlu derken. Sağ olsun. Rahmetli Yağmur Dereli. Valla öyle bir desteklendi demişler ki şey vardı. Ümit Efekan vardı, yönetmen tanırsınız. Bilirim tabii ki. Tuğba derdi öyle böyle değil. Bu işi bırakırsan abin değilim, konuşmam falan. Öyle yani. Tuğba bildiğin dolmuşsun sen ya. Şarkıcı hayır. Şarkıcı da işine. Şöyle bıraktığım ay. Yani bu işi bıraktığım ay O Şimdi Asker şarkısı geldi bana. O da ne geldi ha? Bir tablo evet, askerler. Evet, menajer tarafından geldi. O öyle işte bir yani hayatımda ben ne besteci tanırdım, ne şarkı söylemek gibi bir şey vardı aklımda. Yani hakikaten bazı şeyler şeyle oluyor. Kısmet ya bir de. Ya nasip, ya nasip. Ya bir de askerlerin yüzünü güldürdüm, böyle bir şey var. Yani orada hakikaten de hayırlı da bir şeyim var.